maçlarına bakacağımızı söylemiştik ama ben istiyorum ki onu saat başına bırakalım ve diğer zirve mücadelesi veren takımlarla birlikte fikstürüne bakarak biraz daha karşılaştırmalı yorumlar yapalım istiyorum. Ben şimdi biz geçelim Beşiktaş'a değerli izleyenler. Siyah beyazlılar haftanın açılışını yapacak bugün Yeni Malatyaspor karşısında. Şimdi hemen muhabir arkadaşımız Sercan Dikme'ye bir gidelim değerlendirmelerimizi yapmadan önce. Maç öncesi son bilgileri, detayları kendisinden alalım. Sercan söz sende. Ezgi Toper, çok teşekkür ediyorum. Mehmet Emin Uluç'a, Ergin Aslan'a Malatya'dan selamlar, saygılar, iyi yayınlar. Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş saat 19'da karşı karşıya gelecek. Belki de son 3-3,5 aylık süreçte ligin en formda takımlarından biri Beşiktaş. Bugün de kazanarak gizli liderlik konumunda devam etmek istiyor Sergen Yalçın ve öğrencileri. Yönetim tarafıyla başlayalım. Futbol takımıyla birlikte buraya Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Koca daha geldi. Hakan Daltaban da burada. Onlar da stadyumda maçı izleyecek. Sağ içinde ise değişikliklerin olabileceği bir maç Beşiktaş adına. Raşit Gezal ilk 11'e geri dönüyor bugün. Sakatlığı vardı. Bildiğiniz gibi Denizlispor maçında yedek kulübesindeydi. Ancak Sergen Yalçın tarafından riske edilmedi. Sebebi bu maça saklanmasıydı. Muhtemel 11 üzerinden devam etmek gerekirse kalede her zaman olduğu gibi Ersin. Ki Ersin'e bir parantez açalım. Dün Nevzat Demir tesislerinde yapılan antrenmanda Ersin antrenmanı yarıda bıraktı. Hafif bir bulantı hissetti ancak bir problem yok. Bugün kalede olacak Ersin Destanoğlu. Fiziksel bir problemi yok. Savunmanın sağında Valentin Rozier, sol bekte Ensakala, savunmanın ortasında Vida ve Wellington. Orta alanda Sergen Yalçın'ın belki de bu sezon zorunluluk olmadıkça oynamadığı iki isim, değiştirmediği iki isim. Joseph ve Atiba. Önlerinde Adem Leic'i bekliyoruz ancak Adem Leic ile ilgili gün içerisinde değişiklikler olabilir. Bu bilgiyi de paylaşarak, bu notu vererek söyleyelim. Bir kanatta Kayların, diğer kanatta Kevin Enkudu bugün yedekler arasında. Raşit Gezal kanatta. Forvet'te ise Abubakar. Yeni Malatyaspor'da Semih oynayamayacak. Bildiğiniz gibi Hamza Hamzoğlu ile yollarını ayırmıştı Yeni Malatyaspor. Bugün sportif direktör Ali Ravcı takımın başında olacak. Bu bilgiyi de paylaşalım. Malatya'da 7-8 derecelik bir hava. Güneş var ancak o serinliği derinden hissediyoruz. Biz gün boyunca Malatya'dan Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçına ilişkin notları paylaşmayı sürdüreceğiz. Sözü bir kez daha size bırakalım. Ezgi Toper. Sercan Dikme'ye aktardıkları için çok teşekkür edelim. Beşiktaş bay haftasından gayet rahat bir galibiyetle döndü. Şimdi nasıl devam edeceği merak ediliyor. Ergin, nasıl bir mücadele beklersin akşam? Evet, bay haftasından rahat bir galibiyetle döndü. Çok doğru bir tabir. Yürüyerek maç kazanmak denilen şey vardır ya. Evet. Adeta onu yaptı Beşiktaş Denizlispor karşısında. Skorun ilk yarıda gelmesi de ikinci yarıda oyunu çok rölantiye almasına sebep oldu. Tabii sürdürmek istiyor. Çünkü Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Alttan Fenerbahçe geldi, puanları eşitledi. Hı-hı. Belki maç fazlası var ama. Bu maçta Sergen Yalçın'ın oyun olarak başka bir şey göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Niye? Zeminle beraber düşünüyorum. Çünkü öyle bir şey ki ligin en üst seviyedeki ligi, Süper Lig. Hocalar maça teknik taktik kadro hazırlarken normalde zemini zihinlerinden atıp normal tarzlarını yansıtıyor olmaları lazım değil mi? Yapamıyorlar bunu. Niye? Zemin engel oluyor. Belki oyuncu tercihinize, oyun tercihinize. Sadece Beşiktaş üzerinde değil. Feghouli'yi kaybetti Galatasaray orada. Tabii. Bir iki aydır faydalanamıyor adamdan. Yani sadece Malatya zemin değil. Böyle şöyle bir problem var. Bunu da üstüne basa basa her konuşmamda benim gibi birçok kişi söylüyor ki ben de söylemeye devam edeceğim bu zeminler meselesini. Bu işler çözülene kadar. Belki Beşiktaş da bu haftaya kadar çok fazla görmediğimiz şut denemesini bugün fazla görebiliriz. Bir tam böyle bir vurkaç maçı gibi bir maç bekliyorum ben. Yani at çık gibi. Çünkü Beşiktaş, Adem Leic'in, Gezal'ın yani ayakları, Atiba'nın, Abubakar'ın o alverleri, topla ilişkileri iyi olan adamlar bunlar. Bunları rakip yer alanda istediğiniz gibi yapamayabilirsiniz bu zeminde. O yüzden zaten yan ortaları çok fazla kullanan takım Beşiktaş. Bugün onun birkaç tık daha üstüne çıkacaktır şişirilmiş toplarda. Hı hı. İki, 18 civarında Gezal'ın Adem Leic'in yanına çok fazla kat ettiğini görebiliriz. Merkeze 18'e doğru şut denemeleri için. Bugün sanki öyle bir başlangıç gibi bekliyorum ben. Gençler Birliği maçında da böyle yaptı hoca. Kar yağışı vardı biliyorsunuz zeminde. Evet.
Gezal çok çizgi oyuncusu olmamasına rağmen sağ iç gibi oynuyor. Yani çok merkezde de göremiyoruz ama Gençler Birliği maçın başında çok şut denedi ve maçın başında buldu golü. O çok bir rahatlattı Beşiktaş'ı. O biraz rol model olmuş olabilir Sergen Yalçın'a bugünkü maç öncesi. Ben öyle şey oyunu beklemiyorum açıkçası. Beşiktaş'ın bu zamana kadar getirdiği öyle... pas oyunu tarzında bir oyun beklemiyorsun. Baskı, mücadele, şu ama bu tarz zeminlerde bir şey daha öne çıkar. Fizik öne çıkar. Beşiktaş'ta genelde gol sayıları son 70 ile 90 arasındadır. Ligin o bölümünde en çok gol atan takım. Bu da kondisyon göstergesi. Yine ağır zeminlerde iyi fizik ortaya çıkabilir. Bugünkü maçta avantajlarından bir tanesi o. Malatya Spor haftalardır kazanamıyor. Hocası gitti. Problemleri var. O var, bu var. Sıkıntılar var. Ama can çekişme haftaları. 4 takım düşecek. Bu haftalardan sonra her takımın sahada 2 defa daha fazla atacağını düşünüyorum. Tabii enteresan reaksiyonlar da verilebilir. Verebilir ama tabii ki... son dönemdeki yakaladığı ritim, hatta sezonun neredeyse başından beri yakaladığı ritimle oyun gücü olarak da maçın favorisi olarak tabii ki Beşiktaş'ı söylüyorum. Peki bir taraftan arkadaşlarımızdan rica edelim. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini ekrana getirebilirsek eğer, Cenk Tosun ve Montero'nun olmadığı bilgisini zaten Sercan da verdi. Bu noktada Laiç tabii ki son haftalarda Sergen Yalçın'ın artık sahaya döndürdüğü isimlerden biri oldu. Larina Bubakar ikilisi var. Cenk Tosun'un yokluğundan bahsettik ama özellikle ikinci yarının başında yine eleştirilmeye başlanan bir ikiliydi. Biraz gol sıkıntısı çekiyordu Beşiktaş. Yine formda bir ikiliden bahsediyoruz. Mehmet Emiroğlu şu 11 üzerinden yine devam edersek neler söylersin mücadele için? 11'e bakmadan bile şunu söyleyebilirim. Normalde futbol maçları 3 ihtimaldir. Bu Beşiktaş'ın oynadığı maçlar 1,5 ihtimaldir. 1,5 ihtimal diyorum. %75, %80 Beşiktaş kazanır. Çok büyük bir sürpriz olursa da maç berabere biter. Çünkü Beşiktaş Sergen Yalçın'ın yönetiminde öyle bir futbol oynuyor ki kazanır diyorsun. Kazanır. Kazanamasa bile kazanmak için muhtemelen bütün varyasyonları dener. Gol yollarında dener. Bütün oyuncularla dener. Yani savunmadan Vidas da dener. Orta sahadan Josef Atibas da dener. En uçtaki Aboubakar da dener. Kanatlarından bindiren adamlar da dener. Bütün takım tek bir beden gibi hareket ediyor. Hatta Sergen Hoca'yı da buna katalım. Benim izlemek istediğim futbol da budur. Beşiktaş bana bu sezon en keyif veren futbolu oynayan takım olarak görünüyor. Şimdi 11'e bakacak olursak burada bu kadroyla ilgili hiç kimsenin söyleyecek, itiraz edecek bir şey yok. Çünkü şöyle bir şey var. Sergen Hoca öyle bir yapı oluşturdu ki buradan sen isimleri çıkartıyorsun, isimleri koyuyorsun. Futbolcular değişmiyor. Oynanan futbol değişmiyor çünkü. Sen Larin'i solda oynatıyorsun. Larin'i Aboubakar'ı çek kenara. Larin'i oraya it. Oraya Enkudu koy. Beşiktaş yine aynı şeyi oynuyor. Ha ne oluyor? Efendim kanattan yüksek orta gelmiyor da yerden orta yerden geliyor. Orta. Adamına göre, pozisyonuna göre, rakibe göre bütün ihtimalleri deneyen bir takım var. Burada Sergen Hoca'yı bu kadar benim için en azından kıymetli kılan, özel olan şey şu. Bilmek başka bir şeydir. Öğretmek, kafandakini karşı tarafa doğru şekilde nakletmek bambaşka bir şeydir. Şimdi bazı teknik adamlar diyor ya, işte kafamızdaki oyun planı sahaya yansımadı. Sergen Hoca'da böyle bir şey yok. Herhalde Sergen Hoca şu anda sahaya çıksa, atıyorum Leic'in pozisyonunda kendisini koysa, oynasa, aynı varyasyonları deneyecek. Yetenek olarak başka bir şey tabii ki. Ama ihtimaller mesela pas tercihin var değil mi? Önünde 3 tane oyuncu var. Sağında, solunda, önünde 3 tane oyuncu var. Doğru pası nereye atarsın? Doğru yere atıyor Beşiktaş. Ha, pasın şiddetini ayarlayamayabilirsin. Efendim, zemin azizliğine uğrayabilirsin. Arkadaşın ayağı takılabilir, koşamayabilir vesaire. Ama futbol aklını doğru şekilde sahaya yansıtan Beşiktaş var. Dolayısıyla karşısındaki rakip kim olursa olsun Beşiktaş futbol anlamında futbol favorisi olarak sahada görünüyor. Bu akşam da dediğim gibi benim için Malatya'nın puan alma ihtimali çok düşük görünüyor. Ama Ergin'in de söylediği gibi saha zemini bazen zemin faktörü farklı noktalara taşıyabilir. Bu arada Beşiktaş'ın keyif veren bir başka yana daha şu. Trabzon maçı sonrası Beşiktaşlar ne dediler? Beşiktaş taraftarları dediler böyle kaybedelim. Yenileceksen böyle yenilir. Böyle kaybedelim. Yani Beşiktaş sana şunu yansıtıyor, şu düşünceye sahip oluyorsun. Belki puan kaybedebilirsin, belki maç kaybedebilirsin ama inancını, azmini, mücadele hırsını asla kaybetmezsin. Aksine kırbaç etkisi yapıyor, daha fazlasını deniyorsun, daha fazla arzuyla mücadele ediyorsun. Helal olsun hem yönetime hem Sergen Hoca hem o
sinerjinin önemli bir parçası olan futbolcu grubu. Peki şimdi bir araya gideceğiz. Dönüşte Beşiktaş'ın kalan maçlarına da bakacağız. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Trabzon'un da değerlendirilmesi.